Değerli arkadaşlar, az önce de bahsettiğim gibi buraya birçok konuyu düşünüp geliyoruz ama ülke ve dünya gündemi o kadar bir devinim içerisinde ki yetişemiyoruz bazen konulara. O nedenle de müsaade ederseniz geçmişten günümüze şöyle kısa bir ufuk turu yapmak istiyorum. Hem alana hem dünya gündemi, ülke gündemiyle ilgili. Değerli dostlar, tarihin her devrinde göreve gelen her iktidar, her hükümet, her idareci, millet selameti, yeter söz milletin, her şey millet için, milletimizin selameti için gibi sözlerle icraatlarını meşrulaştırma çabası içerisinde olmuşlardır. Demokrasiyle idare edilen ülkelerde seçilmiş kişiler, diktatörlükle veya dahiyetle yönetilen ülkelerde diktatörler veya hükümdarlar gayelerin her zaman ülke selameti, huzuru, menfaati ve mutluluğu diye lanse etmişlerdir gayeler. Hiçbirisi bunun tersini ifade etmemişlerdir. Dünyadaki en zalim idareciler bile millet menfaati, milletin selameti, kardeşlik kavgasına son vermek, millete hizmet, hakka hizmettir söylemlerini dile getirmişlerdir. Gerçek olmasa bile bu sözlerle milleti yanına almaya çalışmışlardır. Hatta bu konuda dünya öyle zalim yönetimlere sahne olmuştur ki, öyle muhteris insanları beslemiştir ki, bazen memleket menfaati, huzuru, güveni, iç barış gibi sözler, o memleketin vatanseverlerinin, milliyetçilerinin kırılan kafaları için birer barış, milletin selameti, tarafsızlık ve adalet gibi sözleri de çekiç yapılabilmiştir. Tarih, öldürdüğü binlerce insanı milletin huzuruna ve kırgınlıkların giderilmesine bağlayan zalim devlet adamlarına şahit olmuştur. Tarih, yaptığı kanlı terörü milletin varlığı ve millet hizmeti diye meşrulaştırmaya çalışan Robespierre'e takmıştır. Aynı yaygara ile Moskova yollarını Fransız mezarlığına çeviren Napolyon'u da bu tarih tespit etmiştir. Bazı ciddi yanlışların milleti Necibe-i Osmaniye'nin hayrına yorumlanışı ile oy sandıklarının içi ile dışarıya aksettirilen neticesi arasındaki çelişkiyi de millete hizmet, hakka hizmet şeklinde değerlendirenlerin bile çıktığı hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Şimdi burada düşünmek gerekiyor. Acaba milletin menfaati ve selameti için olduğunun ölçüsü nedir? Ne olmalıdır? Bunun ölçüsü kanunlar mıdır? Veya resmi beyanatlar mıdır? Yoksa bunun başka bir meşru kaynağı ve teminat ölçüsü bulunabilir mi? Elbette bunun ölçüsü resmi veya özel sindirilmiş, resmi veya özel ancak sindirilmiş radyo, gazete, televizyon, haber ve yorumları olmamalıdır. Olamaz. Yönetimde bulunanların veya icraatlarının her kesim tarafından büyük çoğunlukla istenmiş olmakla beraber her şeyin milletin açık reyi ve her türlü baskıdan uzak serbest rızasıyla tam bir tasvip ve kabul görmüş olması lazımdır. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Herkes her şeyi kabul eder veya tasvip eder mi? Değerli arkadaşlar, Adana gibi zamanında Türkiye'nin tahıl anları ve sanayi şehri o ünvanına sahip coğrafyada yaşayan insanlar eski günleri tekrar yakalayabilirlerse mutlaka kabul edecektir. Veya en azından inkar etmeyecektir. Çünkü zamanında göç alan ve işsizliği çok az olan Çukurova bir gün adliyede yaşanan aile faciasına, diğer bir gün mahalleye giremeyen polislere, başka bir gün de o bağımlılığına çocuklara şahit olmaktadır. Bunların hepsi
dışarıdan baktığımızda Adana'mızın maalesef bir de Türkiye'nin korunu %10 kırmamız bu 19.1 Adana'nın elinde kırıldığı ve kırılınca daha net gözükmektedir. Üçenden bu ünvayı kurtardık. Bu utanç yaftasını nasıl boynumuza taktık bu konuyla biraz. Değerli dostlar, pamuğun vatanı kabul edilir. Gecesinde de özellikle ve mevsimli işçi istihdamı. Bu istihdam üretilen pamuğun yetiştirme bağlı sanayi sektörü ekonomi var edilmiş. Son yıllara baktığımızda Adana için kendisine dönmüş. Evet. Bu kötü gidişatı Adana ticaret öyle söylüyor. Bir beyanatı zannederim ekonomi anlattı. Diyor ki üretimi 750 bin ton 2000'li yıllarda. Şimdi 2010 sezonunda geçen yılki veri bu. 2010 yılı sonu itibariyle olan veri 400 bin ton. Yani %50 pamukta düşüş var. Bunu nasıl yakalarız? İnşallah diyor bu sene %50 artış sağlarsak yakalarız. Tekrar eski günlere yavaş yavaş döneriz diyor. Peki Adana Ticaret Odası bunu söylüyor. Pamuk üretimiyle ilgili, çiftçilerle ilgili birlik başkanımız ne diyor? Diyor ki pamuk üretimi son 10 senede pamuk ekilen alan son 10 yıl içerisinde %10'a düştü. Bu ne kadar acı verici bir şey değil mi? Yani Adana'mızın ekonomik yapısı 2000'li yıllardan önceki durumuna bir bakıyorsun, bir de 2000'li yıllardan sonraki durumuna bakıyorsun. Şimdi okulların önündeki işte uyuşturucuya sürüklenen çocuklar, adliyedeki kavgaların neticesi hepsi kökünde, temelinde işsizlik, ekonomi.